Evet değerli seyirciler, Galatasaray bugün maç sonrasında şampiyonluğu kelimenin tam anlamıyla ağız tadıyla kutlayamadı ama bu geceki manzara gerçekten görülmeye değer. İsterseniz Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinin biraz daha eskisine gidelim ve sizlere derlediğimiz, toparladığımız görüntülerden Galatasaray'ın bu mutlu sona nasıl geldiğini hep birlikte seyredelim. Golle 1-0 yenik duruma düşüyor Galatasaray. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Prekazi durumu eşitliyor. Ve Uğur dakika 89. Galatasaray son gülen takım oluyor. 89. dakikada attığı golle ve büyük bir engeli aşıyor. Daha sonra kazandığı Kocaelispor maçıyla bayram hazırlanıyor. Galatasaray lider Tanju Kral Samsun maçından sonra ve şimdi Denizli karşılaşması. Gol Tanju'dan, Denizlispor maçı da çok önemli bir karşılaşma şampiyonluk yolunda. Yusuf'un bu golü 2-0 oluyor ve Galatasaray önemli ölçüde rahatlıyor. Artık şampiyonluğa yavaş yavaş yaklaşıyor sarı kırmızılı ekip. Ve Karşıyaka karşılaşması. Yine sahnede Tanju, durum 1-0. Ve şimdi gelişen atakta Prekazi durumu 2-0 yapıyor. Ondan sonra kulaklar İzmit'te. Beşiktaş'ın gelen beraberlik haberi üzerine Galatasaray 1987-88 futbol mevsiminde 8. defa şampiyonluğu yakalıyor. Sarı kırmızılı futbolcular Yup Derval, Mustafa Denizli ve bütün Galatasaray camiası mutluluk içinde. Galatasaray birkaç maç vardı ama en önemli maç idi Trabzon'da. İlk devre 1-0 mağlubuyduk. Çıkarken arkadaşlara beraber konuştuk. Birbirimize moral verdik ve dedik ki bu maçı mecbur alacağız. Hemen ikinci devre başladı. 5 dakikadan sonra Uğur'la bir duvar pası yaptım. Girdim 16 metre. Bir de penaltı oldu. Tanju gol verdi. Ondan sonra çok iyi bir gol verdim frikikten. Yaklaşık 30-35 metre. Ondan sonra da bir Santaşo sağ tarafta, benim sağ ayağımla Tanju ikinci golü kaydetti. Bir de kazandık 3-2. Bizim için ligde oynadığımız 38 maç da önemlidir. Fakat benim unutamadığım maçlar bir Trabzon maçı ilk devre, ondan sonra Denizli maçı ve son olarak da bir Karşıyaka maçı bizim için çok önemli geçti. Karşıyaka maçında 1-0 mağluptuk, 2-1 öne geçtik. Trabzon maçında Cevat'ın da dediği gibi 1-0 mağluptuk. Birbirimize antişik devre arasında yeneceğiz diye ve çıktık ikinci devre süper bir futbolla Trabzon'u yenmeyi başardık. Çok mutluyuk, şampiyon olduk. Bence en önemli maçım Boluspor maçıydı. İlk devre oynadığımız maçtı. 1-0 mağluptuk, son 15 dakika girdim oyuna ve bir dakika kala 1-1 attım ve ilk devreyi lider bitirdik. Sarıyer maçına sakatlandım talihsiz bir şekilde. 7-8 hafta takımdan uzak kaldım. Benim kendi şahsımı unutamadığım bence önemli maçlardan bir tanesi oydu. Takımla ilgili olduğum zaman da oynamadım ama seyrettiğim İzmir'de bir maç vardı. Karşıyaka maçı. 1-0 mağlup durumdaydık. İlk yarı öyle kapatmıştık. İkinci yarı maçın tümüyle çok iyiydi takım zaten. Ve 2-1 kazandık o maçı. Unutamadığım bu sezon en iyi maçlardan bir tanesi Karşıyaka maçı oluyor takımında. Yeni değişen lig sisteminde 3 puanlı sistem Galatasaray'ı ofansif futbola geçtiğimiz yıllardan biraz daha fazla yöneltti. Ve bunun ne derecede etkili olduğunu Galatasaray'ın bu yıl ortaya koyduğu tabloya bakacak olursak biraz olsun görebilir ve anlayabiliriz. Türkiye'de Galatasaray futbolu futbol gibi oynamak isteyen, hücumu birinci derecede düşünen, bütün bunların yanında defansında da belli tedbirleri elinde tutan bir takım görüntüsünü verdi. Sadece burada özellikle belirtmek istediğim bir konu var ki tüm dünyada belki de çok az ülkede kalesinde 35 gol görüp şampiyon olan bir takım olsun. Bu da Galatasaray'ın hücum futboluna, hücumda büyük işler başarmaya ne kadar niyetli ve azimli bir takım olduğunu ortaya koymaktadır. Tabii şampiyonluklar çok güzel hadiseler fakat bir sonraki yıllarda bu şampiyonlukların muhafazası çok daha önemli hadiselerdir.